Şenay Düzdemir geliyor. Dün canlı yayına çıkıp 2 yaşında bırakmak zorunda olduğu kızına ulaşmak istediğini, onu görmek istediğini, hatta gerekirse kendisini affettirmek için kızının buraya yeter ki gelsin, ayaklarına kapanırım diyen bir anne olarak karşımızdaydı. Önce alkışlar Şenay Hanım'a. Sonradan gelip aklım başıma, hep sonradan, sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Benim kuzum geldi, biliyor musunuz? Şimdi dün canlı yayında çağrılarımızı yaptıktan sonra Esra ile de iletişime girildi. Kaç yıl sonra kızını ilk defa göreceksin? 34 yıl. 34 yıl sonra, yani o 2 yaşında bıraktığı evladı kocaman bir kadın olarak karşısında olacak. Evet, inşallah beni kabul Biz onu getirmeyi başardık ama çok seni affetti ederim. Mi? Affetmedi evet. mi? Sana kalben sarılacak mı onu evet. bilemiyorum. Evet. Gel Şenay abla böyle. Önce bir hatırlatma. Dün canlı yayında neler konuştuk? Evet. 34 yıl önce dini nikahlı bir beraberliğiniz oluyor. İki evet. yıl beraber oluyorsunuz. Evet. Ve bir kızınız dünyaya evet. geliyor. Şu anda tahmini 34 ya da 36 yaşındaki... Aynen. Esra Celep. Babasının adı Muhammed Celep fakat çevresinde Mehmet olarak tanınıyor. Bir de Muhammed Celep'in kız kardeşi var. Kevser. Birbirimizi çok sevdik. Ama ailesi beni istemedi. Özellikle de annesi beni hiç istemedi. Biz tekrar Kanarya'ya taşındık. Orada da dükkan açtık. Ondan sonra duydum bir kadının gidip geldiğini dükkanına. Koptuk biz. Babam beni istemediği halde ben babamın yanına... Acımasız bir babam vardı. Ya benim çocuğum ağladığı zaman benim babam... Senin çocuğunu da seninle bilmem ne yaparım diyordu. Ondan sonra da bana şart koş yok öldürürsen işte şöyle tercih etmedim götürdüm kızımı verdim. Bir ihbar varmış. Ben Mehmet'in teyzesinin kızıyım. Mehmet'in Selma'dan olan bir kızı vardı Pınar. Bir müddet Pınar'ın yanında kalmış Esra. Mehmet'in öldüğünü biliyor musun? Tabii çocuklar ortada kaldı. Önce Esra'yı bir bizim aile dostumuz vardı. Onlara evlat verildi ama üzerlerine verilmemişti. Ondan sonra o evlat verildiği yerde durmadı. Kevser evet, buradan tepesinden yine birisi ona evlatlık aldılar ve üzerlerine geçirdiler. Kim aldı? Zeynep Hanım diye birisiydi. Şenay Esra'nın bir kardeşi daha vardı. O ne oldu? Bilmiyorum. Ondan haberim yok. Sizin bir çocuğunuz var mı? Söyleyeceğim, anlatacağım şimdi size. Senin bilgin var Ebru'ydu, mı? Ebru'ydu değil mi o? Ben öldü diye duydum onu bir tanem. Ben onu şöyle biliyorum. Mehmet Selma ile evlendiği zaman... Tamam. ...onu bir yere evlatlık vermiş. Bana bir gerek siz duymadım. Ebru'nun ölmedi, evlatlık verildi. Bunu nereden biliyorsunuz? Mehmet ikinci Selma ile ikinci evliliğini yapınca Esra Hanım... Kadının da bir çocuğu vardı, evet. Selma'nın da bir oğlu vardı. Dedi ki yalnızca ben bir tanesine bakabilirim. Sonra bunlar almışlar küçük kızı. Demişler ki evlatlık verdik, yurt dışına gitti. Esra Celebi arıyoruz. Ekip arkadaşlarımız tüm gelen ihbarları zaten değerlendirecekler. Herhalde dün tam seninle yine aynı saatte buluştuk burada. Öyle mi? Tam 24 saat oldu. 2 yaşındayken kızını bırakmak zorunda kaldın evet. babasına. Evet. Esra Hanım ben şöyle de bir açıklık getirmek istiyorum. Ben dün heyecandan, o üzüntünün verdiği bir şeyden Ebru'nun bana öldüğünü söylediğinde dedim ki nerede peki? Ben Küçükçekmece mezarlığına gömdüm onu dedi. Ben bunu size söylemeyi unuttum. Ay. Aman kurban olurum aman. Ben mecburdum. Ben ya çocuklarımı bırakacaktım. Ya babasını öldürecektim. Ben cezaevine girecektim. Babası ölecekti. Benim çocuklarım yine perişan olurdu. Ha şimdi olmadılar mı? Şimdi de oldular. Ebru'nun nerede olduğu meçhul.
Esra annesi olduğumu bilmeden büyümüş. Asıl olayı söyleyeyim mi? Esra Şenay Hanım'ın annesi olduğunu bilmiyor. Dün öğreniyor. Evet. Evet. Yani çok acı. Annesini babasının ikinci eşi Selma Hanım olarak biliyor. Evet. Yıllarca hep bu anlatılmış. Muhammed Bey ikinci evlilik yapıyor Selma Hanım'la. Evet. Annesini o olarak bilmiş. Dün canlı yayından sonra Şenay Hanım'ın annesi olduğunu öğreniyor. Fakat Esra'nın şöyle de bir kadersizliği var. Sonrasında da hep evlatlık verilmiş. Evet. Biraz sonra burada olacak. İnşallah. Ama bir cümlesi var ki bir çocuğun kurabileceği en ağır cümlelerden biri. Benim kendime ait bir annem ve babam olmadı. Şu kapıdan içeri girdiğinde keşke ölseydim de duymasaydım. Esra'm ne olur beni affet güzel kızım. Beni seyrediyorsan bağışla beni. Yemin ediyorum çok çaresizdim güzel kızım. Kurban olurum ayaklarım. Yoluna köle olayım. Ayakların altına yatayım çiğne beni ama ne olur beni affet güzel kızım. Ne olur anneciğim. Bundan sonra canımı veririm senin için. Senin çocuğun benim de canım. Kurban olurum yolunuza ikinizin de. Tek şeyim ne olur beni affet. Beni dinle. Siz de onu iyi dinleyin ama. Dinleyeceğim. Söz veriyorum İlya Hanım. Çünkü bakın bu tip çocuklarda yani en kötüsü ne olabilir? Kendi annesi babası nüfusta gözükmez. Birine evlatlık verilir. Hikaye orada bitmiyor işte. Tabii ki. Hikaye sürekli dramın içerisinde dram var. Bitti dediğin noktada dram tekrar başlıyor evet. Hayatında. Evet. Belki işte sırf beni niye bıraktın diye değil. Size diyecek ki bundan 2 yıl önce neredeydin? 5 yıl önce başıma bu geldiğinde neredeydin? Soruya haklı. Hazırlıklı. Çünkü o süreç yalnızca bir evlatlık verilme, başka bir yerde asla, büyüme değil. Asla. Onun dramı çok daha kötü. Aynen. Sizin anlattığınız size. Yaşamdan da kötü. Doğru söylüyorsunuz. Esra bu kapıdan içeri girecek biraz sonra. 34 yıl sonra 24 saat önce öğrendiği biyolojik annesiyle buluşmak üzere. Sen 34 yıl sonra kızına kavuşacaksın. Evet. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra geliyoruz.